dönemedin. Bana da örümcek yol kalmamış demektir. Şimdi geliyorum, dur.
baban öyle. Hastaneye götüremezdim. Ağır değil yarası. İyileşecek. Sus artık. Alkolü dinliyorum sana, anlamıyor musun? Bu sefer hapse atarlar beni. Sana kim bakacak o zaman? Ne olacak ben hapse girersem? Başka çaremiz yok. Ama merak etme, bir şey olmayacak ona. İşte etiket burada. Etiketi ne yapacaksın? Ceset yok ortada. O da burada. Ne yapıyorsun sen? Kimsesiz bir kadın var. Arayan soran da yok kaç gündür. İyi ki yok. Yoksa paçayı kurtaramazdık. Çıramızı yakardı bu saraydaydı. Bu kadın Hira Demirhanlı yerine gömülecek. Başka çaremiz yok. Delirdin mi sen? Daha yıkanmadı bu ceset. Burada ortaya çıkmasa orada çıkar. Gerekirse odamı da ayarlarım. Her yol denemek zorundayız. Çok tehlikeli. Yine de çok tehlikeli. İyi. Git o zaman. Çık Orhun Demirhanlı'nın karşısına. Biz işten kaytarırken eşinin cesedi ortadan kayboldu de. He? Bak. Kimseye bir şey bahsetme. Ben her şeyi halledeceğim. Ben ne gerekiyorsa yapacağım. Anladın mı beni? Kolundaki hasta kimlik bilekliğinden öğrendim kim olduğunu. Öldü sanıp morga kaldırılmış. Cenazesi bile yapılmış. Nasıl olur diyorsun değil mi? Cenaze kalkıp yürümüş senin anlayacağın. Morg çalışanları da ceset ortadan kaybolunca kimsesiz birini koymuşlar yerine. Aptallar kendi açıklarını kapatırken benim işimi kolaylaştırdılar. Tamam artık. Dediğim gibi. Her şey yolunda. Bitti gitti, konu kapandı. Büyük şansımız ne biliyor musun? Kızın hiçbir şey hatırlamıyor olması. Hafızası tamamen gitmiş. Uyandı birkaç sefer. Birkaç bir şey sordum ama boş boş yüzüme baktı. Böyle devam ederse işimiz çok kolay. Söylediğimiz her şeye inanır. Ama yine de bunu şansa bırakamam. Ne gerekiyorsa yapacağım. Ne o kazayı hatırlayacak, ne o kazadan önce kim olduğunu. Hepimizin iyiliği için, kendi iyiliği için de. O kızın burada kalması şart. Hem onun da iyi bir hayatı olacak burada bizimle, merak etme. O yüzden ona senin eşin olduğunu söyleyeceğim. Biliyorum korkuyorsun. Hafızası yerine gelecek, iyileşecek diye tedirginsin. Ama merak etme, her şeyi hazırladım ben. Bir doktor arkadaştan öğrendim. Bir ilaç var. Onu verince geçmişini hiç hatırlamayacak. Bundan sonra yalnızca yeni hayatını bilecek.
İtiraz etme. Her şey ortaya çıkarsa, ben hapse girersem ne olacak? Sana kim bakacak? Konuştuk bunları. O hain karın kazadan sonra seni bırakıp kaçtı. Ama bak, şimdi bu kız onun yerini alacak. Bundan sonra onun adı... Firuze? Neredeyim ben? Çok korkuttun bizi Firuze. Ne oldu bana? Neredeyim ben? Hira mı? Evet. Evet. Hira sensin. Yanlışınız var. Benim adım Firuze. İyi misin? Burada bekle. Sana su getireyim. Hira! Nereye gidiyorsun? Bekle! Hira!
sana bir şey yapmayacağım. Tanımadın mı beni? Yok. O değildir. Yaşıyor olamaz. Öldü o. Un, makarna, soğan, patates. Aslı Hanım efendim, kaza geçirmişsiniz, geçmiş olsun. Sağ ol. Telefonunuzu düşmüş değil mi? Ben alacaktım aslında de ama Orhun Bey gitti almaya. Orhun Şile'ye mi gitti? Evet, evet. Kaza yaptığınız yere. İstemiyorum. Niye böyle davranıyorsun? Sen evli bir kadını takip etmeye utanmıyor musun? Evli mi? Evet. Bırak peşimi. Hira diyor.
Telefon. Neredesin sen? Kaç defadır arıyorum. Niye açmıyorsun telefonu? Şey, yolda çalışma varmış. Taksici de beni başka bir yoldan götürdü. Bir de... Bir de ne? Ne oldu? Sana diyorum, ne oldu söylesene. Bir de taksici yolu değiştirdiği için param yetmedi. Erkenden inip yürümek zorunda kaldım. İyi, kapıyı kilitledin değil mi? Evet. Sabah erkenden dönmüş olurum. İlacını almayı sakın unutma. Tamam. İlaç. Bu adam neden beni öyle tanıyormuş gibi baktı? Bak Aslıcığım, böyle bir yerde var. Burası 1500 kişiden fazla konuk almıyormuş. Ama manzarası şahane. Denize nazır bir nikah çok yakışır. Orhun, niye gitti ki tekrar oraya? Yoksa onu gördü de o yüzden mi? Hala gelmedi. Orhun mu? Yoldadır, birazdan gelir. Evliliği için beklemek istiyorsun, biliyorum. Ama boşuna kaygılanıyorsun. Ben ilk fırsatta Orhun'la konuşacağım. Siz nasıl uygun görürseniz. Orhun, hoş geldin. Hoş geldin oğlum. Keşke yorulmasaydın oraya kadar. Musa gidip getirirdi. İyi akşamlar Orhun Bey. Soğumuştur. İçme.
tazelesinler. Gerek yok, teşekkür ederim. Orhun'la aranızda bir tatsızlık mı oldu? Hali tavrı bir değişik de. Hanımefendi. Orhun Bey. Odaya. Eski odasına yani. Oraya girdi. Konuşacak çok şey var. Birbirimiz hakkında bilmediğimiz bir sürü şey. Bir yanım zamana bırakmamı yaşayarak öğrenmemi söylüyor. Diğer yanım çok sabırsız. Soru cevap yapabiliriz. Nasıl bir düğün istersin? Ben bilmem ki. Hiç düğün hayal etmemiştim. Sen? Ben dedemin büyüdüğü topraklarda, Kafkasya'da sana bir Çerkez düğünü yapmak isterdim. Çok güzel olur. Çerkez düğünleri nasıl oluyor? Çok fazla adet ve uymamız gereken bir sürü kural var. Nasıl kurallar mesela? Mesela seni almaya atla geleceğim. Atla mı? Bir vazom olmasını isterdim mesela. İçine çiçeklerimi koyabileceğim bir vazo. Eğer bir evde vazo varsa, içinde de çiçekler varsa, o evde huzur vardır. Sevgi vardır. Hakiki bir yaşam vardır orada. Thank you.
gerçekten sen miydin o? Yoksa sana ikisin kadar benzeyen başka biri mi? Ama bu kadar benzeyebilir mi? Yüzün, sesin, bakışların. Böyle olmaz. Bekleyerek olmaz. O sen misin değil misin? Bir an önce emin olmam gerek. Ben kendisine geldiğinizi haber vereyim. Yavuz, gel benimle. Bir arzunuz var mıydı? Hayır. İyi
Yavuz neden gelmiş? Bir şey söylediler mi? Hayır hanımefendi. Başka bir arzunuz var mı? Hayır, çıkabilirsin. Yavuz'un böyle ani gelişi hayra alamet değil. Üstelik bunca zaman sonra Orhun o odaya girmişken. Ne oldu acaba böyle birdenbire? Neden bugün o odaya girdi? Ben bir gidip bakayım isterseniz Orhun'a. Şimdi konuşmak isteyeceğini sanmıyorum. Ama yine de sen bilirsin. Bir şansımı deneyeyim. Belki konuşmak ister. Ne bulduysan hepsini anlat. İstediğiniz gibi Rıfat Çardak ismini araştırdım Orhun Bey. Kendisi Şire'den. Gerçekten de söylediğiniz gibi Firuze isimli bir kadınla evli. Kimsin sen? Ne istiyorsun benden? Tanımadın mı beni? Sen evli bir kadını takip etmeye utanmıyor musun? Evli mi? Evet. Bırak peşimi. Orhun Bey, benden bir şey isteyeceğini söylemiştiniz. Hira'nın mezarını açtır. Fırçadaki saç telleriyle DNA eşleşmesi istiyorum. Orhun Bey, ama onun için savcılık kararı gerekiyor. Ne gerekiyorsa yap. Hayati bir mesele bu. Olamaz. Görmüş onu. Araştırmaya hastaneden başlayacaksın. Herkesin tek tek ifadesi alınacak. O gün ameliyata giren doktor, hemşire. O gün hastanede çalışan herkes. Temizlikçiden hasta bakıcıya kadar. Anlaşıldı mı? Emredersiniz Orhun Bey. Eğer Şile'de gördüğüm gerçekten oysa hastanede bir şeyler olmuş demektir. Tamamdır Orhun Bey. Hemen başlıyorum. Senden haber bekliyorum. Aslanım. Orhun'u görmek için gelmiştim. İçeride kendisi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Orhun. Ben teşekkür etmek istemiştim telefonumu getirdiğin için. Ta Şile'ye kadar gitmişsin. Haberim olsaydı başka türlü hallederdik. Oralara kadar göndermezdim seni. Mühim bir şey değil. Hallettim bitti. Tamam. Öyle diyorsan. Ben gideyim o zaman. Sen çalışacaksın herhalde.
Hadi artık başka bir şey düşün. Tamam. Geçti. Merhaba, buyurun, hoş geldiniz. Ben birini soracaktım size ama Rıfat Çardaklı. Buralarda yaşıyormuş kendisi. Rıfat Çardaklı? Evet, tanıyor musunuz? Aslında buraları çok iyi tanırım ama şu şeyler mi? Geçen sene buraya bir aile taşındı. Belki onlar olabilir ama kesin emin değilim. Siz bana adresi verin, ben bir gidip sorayım. Tabii, çok yakın. Buradan sola dönün. İlk sağ, biraz yürüyün, ileride göreceksiniz. Tamam, çok teşekkür ederim. Güle güle. Gerçekten de söylediğiniz gibi, Firuze isimli bir kadınla evli. Dün gece uyumamışsın. Bir şey mi oldu? Bu soruyu sana sormalı. Dün eve geldiğinden beri bir tuhafsın. Uzun zaman sonra ilk defa eski yatak odana girmişsin. Üstelik Yavuz apar topar seni görmeye geldi. Az önce hiç uyumadığını öğrendim Kahya'dan. Neler oluyor Orhun? Önemli bir haber bekliyorum. Hiçbir şey kesinleşmeden sana bir şey söyleyemem. Endişelenmemi gerektirecek bir şey mi var?
Nurşah'la ilgili bir sıkıntı yok değil mi? Hayır. Pekala. Ama ailemizi yakından ilgilendiren bir şey olursa bana gelip söyleyeceğini düşünüyorum. Umarım haksız değilimdir. Çardaklı. Ya o değilse, ya bir başkasıysa. Yine de bu riski alamam. Hadi şu lokmayı da ye. Kim ki acaba? Kimseyi de beklemiyorduk. Esin abla. Esin abla, kapı çaldı. Otursan ben bakarım. Kime bakmıştınız? Rıfat Çardaklı'nın nesi oluyorsunuz? Ablasıyım. Peki Hira Demirhanlı burada mı? Yanlış yere geldiniz herhalde. Öyle birini tanımıyorum. Buradan hemen gidin. Anlamadım. Ne diyorsunuz? Nereye gidelim? O mu değil mi bilmiyorum ama eğer gerçekten oysa buradan hemen gitmeniz gerekiyor. Ne demek istiyorsunuz? Siz kimsiniz? Bilmen gereken tek şey var. Orhun onu gördü. Eğer o gerçekten Hira Demirhanlıysa buradan hemen gitmeniz gerekiyor. Hemen. Anladın mı? Orhun Bey, DNA testinin sonucunu getirdim. Ayrıca istediğiniz diğer araştırmaları da yaptım. Nasıl olabilir? Esin abla, kim gelmiş? Çok konuşma, hadi ne diyorsam onu yap. Hemen eşyalarını topla. Neden toplanıyoruz? Soru sorma, hadi acele et. Rıfat'ınkileri de topla.
Neden? Buradan gidiyoruz çünkü. Bu nasıl olabilir? İstediğin gibi hastanede herkesle tek tek görüştüm. En son o gün morg servisinde çalışan iki görevli ulaşıp onları sorguladım. İkisi de itiraf ettiler. Siz Hira Hanım'ı görüp çıktıktan sonra onlar da bir süre işlerinin başlarında durmayıp orayı boş bırakmışlar. Ve söylediklerine göre tekrar döndüklerinde Hira Hanım'ın orada olmadığını fark etmişler. Bunun üzerine panikleyip yerine kimsesiz birinin cesedini koymuşlar. Hira. O sensin.